Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dün Cehennem Labirenti Mutant görevini bitirdik arkadaşlar. İki part yapmıştık ve iki part halinde yapıp bitirmiştik. Şimdi sizlere çılgın ve engin tecrübelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Bence çok önemli bir mevzu. Çünkü bildiğimiz birçok şey değişmiş ve bug'a uğramış arkadaşlar. Şu anda deli gibi bug var. Bunları bilerek girin. Eğer çok aceleniz yoksa yani girmeyin diyebilirim, bilmiyorum, yine girin mutlaka ama yani en azından bunları bilerek girin arkadaşlar. Benim girdiğim kadro 6R3 Apokolips, 5R5 Kolossus, 6R3 Profesör X, 6R3 Cable ve 6R2 Stripe. Bu ekipteki tabii ki en önemli isim arkadaşlar Labirent'te Stripe oldu ama Apokolips'te Cable'da muazzam işler yaptı. Öncelik sırası verirsek birinci Stripe, ikinci Apokolips, üçüncü Cable oldu. Profesör X ve Colossus'u arkadaşlar sinerji için aldım. Şu işe yaradı. Sağlık basmama gerek kalmadı. Sağlık potuna gerek kalmadı. Bunlar sayesinde dövüş içerisinde inanılmaz sağlık bastı. İzleyenler varsa mutlaka görmüşlerdir. İzlemeyen arkadaşlar varsa da şuradan göstereyim arkadaşlar. Bu bizim kanalımızda şu ikinci partı, bu da birinci partı arkadaşlar. Toplam baktığınızda 4,5 saat ve 3 saat, yani 7,5 saat sürmüş. Peki hangi yoldan gittim arkadaşlar ve ne kadar eşya harcadım, onları da sizlere söyleyeyim. Bu arada kredi hiç harcamadım. Storm'da var olan şeyleri kullandım arkadaşlar. Bu da bizim haritamız. Şöyle teşhir çıkartalım. Arkadaşlar ben sarı olan yoldan, yani birinci olan yoldan gittim. Her zaman gitmeye alışık olduğumuz yoldan gittim. Çok da bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Sadece tek bir karakterde sıkıntı yaşadık. O da arkadaşlar şu gördüğünüz Kaptan Marvel'da çok sıkıntı yaşadım. Aşırı sıkıntı yaşadık hatta. Kaptan Marvel sürekli özel saldırdı. Biz normalde bunu normal Labirent oynarken 3 yıldız Doktor Doom'u bile one shot attığınız bir yer. Ama işte Doktor Doom vari bir karakter olmadığı için mutant takımında bayağı bir eşya gitti. Şimdi kaç adama, hangi adama kaç eşya gitti, onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi ekseriyetle bir sıkıntım yoktu. Bir Kaptan Marvel'a çok eşya harcadım. Bir de boss'taki koleksiyoncuya çok harcadık. Oyun içinde arkadaşlar muazzam derecede, yani sonlara doğru belki biraz azaldı ama muazzam derecede kontrol problemi de yaşadık. Bu aralar var. Yani neredeyse bir yıldır var. Neyse başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Taş Adam'la başladım. Taş Adam'la başladık. Soldan gittik. Taş Adam'ı Apokolips normalde şatlayabiliyordu arkadaşlar. Ama şatlayamadı. Şatlayamadı. Bir tane eşya kullandım arkadaşlar Taş Adam'da. Bir yandan da elimdeki notlara da bakıyorum. İkinci olarak şunu şöyle alalım. Kaymasın. İkinci olarak arkadaşlar Omega Red vardı. İkinci adamımız Omega Red'di. Hatta size şöyle yapayım daha net görünsün diye. Hem de yolda göstermiş olurum. Şöyle bir daire içerisinde hemen bunu bir kırmızıya boyayalım. İkinci adamımız Omega Red'di arkadaşlar. Omega Red'e de Stripe ile girdim. Stripe ile hem yük aldım. Şöyle biraz daha belirgin olmasına çalışıyorum. Sanırım böyle daha iyi. Stripe ile girdim arkadaşlar. İki diriltme de Omega Red'i de aradan çıkarttık. Ondan sonra Medusa, üçüncü adam olarak Medusa'ya girdik arkadaşlar. Medusa'ya da yine Stripe ile girdim. Stripe yine bunu gayet koruyor. Karada durdurulamazlık karosu var. Stripe onu kapatıyor arkadaşlar. Yine iki diriltmeyle de Medusa'yı aldım. Daha sonra Mephisto'ya geldik. Mephisto'yu Apokolips'e girdim arkadaşlar. Apokolips de bunu iki diriltmede aldı ama yani normalde bir diriltmede de alabilirdi. Dediğim gibi kontrol problemleri inanılmaz yaşadım. Yoksa Stripe mesela 6 yıldız R2 bendeki, 6 yıldız R3 hatta R2'si bile Medusa'yı tekleyebilirdi arkadaşlar. Medusa'yı falan tekleyebilirdi. Neyse Mephisto'yu da aldık. İki diriltmede aldık arkadaşlar. Bir sıkıntı yoktu ama Kaptan Marvel karosundan dolayı direkt L3'e çıkıyor arkadaşlar. Direkt L3'e çıkıyor. Yani şanslıysanız bir veya iki kere L1 L2 attırabiliyorsunuz. Tabii ben bu arada sağlık falan basmıyorum. Mesela çok fazla sağlık basmıyorum. Sinerjinin kendisi basıyor. Çünkü son killeri
Elimden geldiğince Profesör X'im. Gerçi buralara biraz basmış olabilirim, sağlık. Velhasıl kelam arkadaşlar, Kaptan Marvel'a baktığımda elhamdülillah. Baktığımda arkadaşlar şöyle bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane tekli diriltme, bir tane de takım diriltme kullanmışım burada. Çok götürdü. Çok götürdü. Buraya çok bir şey yapamadık arkadaşlar. Genelde Strife ile girdim. Strife ile L2 atarsa şanslıyız. Yani L2 attığımızda en azından bir Strife 200-300 bin falan hasar veriyordu arkadaşlar. Ondan sonracığıma, burayı bitirdikten sonra geldik teknolojilere. İlk olarak arkadaşlar Ghost. Ghost'ta bir sıkıntı yoktu. Yine Strife ile girdim arkadaşlar. Ghost'u 3 diriltmeli almışız ki kontrol problemi çok fazlaydı. Olmasaydı yani en babası bir diriltmede alırdık arkadaşlar. Sonra Iron Man'e geldik. Iron Man'in biliyorsunuz %15 mevzusu var. O sadece bir %15 mevzusu sıkıntı çıkardı. O da normalde uğraştırması. Iron Man'de arkadaşlar 7 tane tekli diriltme almış. 7 tane tekli diriltme almış. Sonra Joe Fixit'e geldik. Joe Fixit arkadaşlar 3 diriltme de bitti ki yine kontrol problemi yaşadığım bir dövüştü. Joe Fixit dövüşü de yine kontrol problemi işte. Yoksa Strife 1-2 diriltmede olayı bitirebiliyordu. Yine Strife'le girdim arkadaşlar. Hep Strife'le götürüyorum bu arada. Joe Fixit'ten sonra Mordo normal hakikaten büyük bir problem ama arkadaşlar Strife'de bir problem olmadı. Mordo'yu 2 diriltmede aldım. Burada da yine kontrol problemi çok yaşamıştım. Yoksa tek diriltmede ve hatta diriltmesiz bile Strife götürebiliyor. Mordo'nun astral seyahatini yani Spectre'dan sonraki ağır saldırı veya orta saldırı yaptığında kaçışını Strife engelliyor. Strife'in kaçış engelleme özelliği aşırı derecede işime yaradı arkadaşlar. Ondan sonracıma Ördek Howard gelmiş. Yok, Ördek Venom gelmiş arkadaşlar. Ördek Venom biliyorsunuz sağlık bastığı zaman çıkıyorsunuz. Çıkmazsanız kendini fulluyor. O biraz sağlık bastı ama 8 diriltmede de bunu geçmişim arkadaşlar. 8 diriltmeymiş sadece. Tabi bunları bizim %20'lik stoklarımızdan. Eğer hiç stoğunuz olmasa ne kadar kredi isterdi onu da finalde söyleyeceğim. Ondan sonracığıma Ördek Venom. Tabi bunları hep arkadaşlar Strife diyorum. Hepsini Strife ile geçiyorum. Ördek Howard 4 diriltme almış. Sadece 4 diriltme geçmiş. Hyperion'da bir nevi Kaptan Marvel gibi arkadaşlar. Çok hızlı L3'e çıktı. Çok hızlı L3'e çıktı. Hyperion'da. Hyperion listemizde mi? Şurada olması lazım. Evet. Hyperion dediğim gibi arkadaşlar çok fazla L3'e çıktı. 11 diriltmeydi. Hyperion'da Kaptan Marvel'dan sonra en çok diriltmeyi yiyen karakter. Ama ikisinde formu aynı. Dikkat edin arkadaşlar. L3'e çıkıp L3 atıyorlar. Başka bir şey yok. L3'e çıkıp L3 atıyorlar. Yani Dormammu veya Supreme gibi bir karakter olmadığı için kadromuzda. Belki daha başka alternatifler mesela Profesör X kullanılabilir. Hani güç barını kilitliyor falan diye ama denenebilir. Denenebilir. Şampiyona geldik. Şampiyon arkadaşlar buradaki aslında en kolay dövüşlerden bir tanesiydi. Fakat iki mevzu var. Bir tanesi kontrol problemi. Bir diğeri de durdurulamasını kapatamıyorsunuz arkadaşlar. Şampiyon burada iki farklı durdurulamaz açıyor. Bir kendisinin açtığı doğal datasında olan durdurulamaz var. Bir de Karo'dan açtığı var. Karo'nun açtığı durdurulamasını kapatabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar kendi durdurulamasını kapatmıyor. Çok enteresan, çok saçma bir şey ama neyse. Yapacak bir şey yok. Bu da arkadaşlar 6 diriltmeymiş. 6'sı yine Strife, 6 diriltme. Ondan sonra geliyoruz Chikilop'a. Chikilop'a geldiğimiz arkadaşlar, Chikilop'a hiç eşya kullanmadım. Buraya geldiğimde Cable'ım vardı. Cable inanılmaz bir hasar verdi burada. Yani 4 milyondan fazla 4,5 milyona yakın hasar verdi. Geri kalanı da Apokolips'te aldım arkadaşlar. Yani bir adam bir kill verdik ama eşya kullanmamıştık. Ben o en zevkli ve en kolay dövüş buydu. Zaten bundan sonrakiler oldukça kolaylıyor arkadaşlar. Ondan sonra iyice kolaylıyor. Aslında yolun tamamı çok kolay. Dediğim gibi sadece kontrol problemi çok fazla yaşadım. Loki'de arkadaşlar 2 diriltme kullanmışız. Loki'de full strife'ladım arkadaşlar. Strife abartı güzel alıyor. Ondan sonracıma Eagle'a geldik arkadaşlar. Eagle'da kötü günde diyerek. Eagle'da hiç adamım kalmamış yerinde bir tane takım diriltme kullanmışım ama bir kill verdiğimi hatırlıyorum. Başka kill vermedik buna. Yine bunu da Strife inanılmaz şekilde kolay alıyor. Yani tek diriltmeyle geçilecek bir şey. Görünmez kadına Apokolips'e giriyorsunuz arkadaşlar. Apokolips'e L1 atıyorsunuz. L1 zayıflık verdiği için bir sıkıntı olmuyor. Asla sersem yemiyorsunuz arkadaşlar. Normalde görünmez kadını teklerdik Apokolips'te ama
Yine bir problem yaşadık. Bir diriltme kullanmışız. Bir diriltme de buna kullanmışız arkadaşlar. Kulobsidian 3 diriltmemizi yedi. Kulobsidian'da bir sıkıntı yok. Strike'la girip alıyorsunuz arkadaşlar. Ve geldik boss'a. Boss'la tabii ki Gnagır'la dünyanın sıkıntısını yaşadık arkadaşlar. Velhasıl kelam 24 tane küçük diriltme kullandık. 24 diriltmede bunu geçtik arkadaşlar. Belki bir iki tane biraz daha %40 kullanmış olabilirim. Evet, 24 Erzincan 7 arkadaşlar. Toplam baktığınızda 123 tane arkadaşlar diriltmeydi. Toplam bütün yol 123 diriltmeydi. Ama dediğim gibi yani boss, Kaptan Marvel, şuradaki Kaptan Marvel ve Hyperion, yani sadece bunlarda problem var. Şöyle söyleyeyim size. Kaptan Marvel arkadaşlar 19 taneydi. Hyperion 11 taneydi. İkisini toplasanız 40 diriltme yapıyor arkadaşlar. 40 diriltme yapıyor. Boss'a da 24 diriltme gitti. 64 diriltme yapıyor arkadaşlar. Yani kaç demiştim? 79, 80 desen. Dur bakayım kaç diriltme gitmiş. Az evvel bir şey söyledim ama tekrar 79 artı 24 gitmişti. 103 diriltme gitmiş. Az evvel kaç söyledim hatırlamıyorum ama 103 diriltme gitmiş arkadaşlar. Bu 103 diriltmenin 19'u Kaptan Marvel'a, 11'i Hyperion'a, 24'ü de boss'a çıkardığınızda sadece 49 tane arkadaşlar diriltme gidiyor. Ama bu yani Kaptan Marvel'a bilmiyorum bir çözümü var mı? Ben çok video araştıramadım oynayanları. Bir kişi gördüm sadece. O da yine bayağı bir takım diriltme harcamış. O şekilde geçmişti. O da bayağı bir kill vermişti. Yani yine alternatiflere bakmak lazım. Başka yollar değerlendirilebilir. Mesela Can yayına geldi. 5 numaralı yolun daha iyi olduğunu söyledi. 5 numaralı yol arkadaşlar Iron Man'le başlayan yol. Şurada gördüğünüz mor yol. Iron Man, Görünmez Kadın, Hulk Ragnarok, ondan sonra Cima diye devam eden mor yol arkadaşlar. Dediğim gibi çok denemedim ve bir araştırma yapmadım. Yine araştırmanızı yaparsınız. Ama benim gittiğim mevzu bu. 100 hiç diriltmeye hesaba aldığınızda hani hiç stoğunuz yok. %20'lik hiç yok diyelim. Krediyle alsanız arkadaşlar yine ortalama 4K civarında sadece diriltmelere veriyorsunuz. Takımda arkadaşlar takımın bana verdiği avantaj şu oldu. Sağlık potu neredeyse hiç basmadım diyebilirim. Hani boss'la bastım. Bir de azıcık dövüşün başlarında bastım. Profesör X ve Colossus'un sinerjileri bende kanama zehri açık olduğu için bu araç kanama zehri kapatmadım. Doğaüstü sağlık bastı arkadaşlar. Dövüşte %20 ile başlıyorsunuz. 2-3 dakika içinde %50, %60'a falan çıkıyorsunuz. Ve ben geri tepme yaşadığım halde oldu arkadaşlar. Açıkçası yolumdan şikayetçi değildim. Dediğim gibi sadece Kaptan Marvel ve Hyperion 7, o da hep L3 L3 attıkları için. Onun dışında boss'a kadar 1-2-3, 1-2-3 diriltme falan gitti. Ki çoğu da teklenebilirdi bu arada. 5,5 milyonluk adamlarla buna daha iyi. Ama tabii Strife'ın 6-3 olsa daha iyi olurdu. Profesör X'i kullanmadım. Profesör X'i kanama zehir kapalı olup da kullananlar var. Tekleyenler var orada. Profesör X profları. Profesör X profları. Onlar arkadaşlar tekleyebiliyorlar. Daha önce videolarda görmüştüm. Strife'ın da 6 yıldız R3'ü genelde bütün adamları tekliyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Başka ne söyleyebilirim? Yani kontrol problemi dediğim gibi başlarda çok çıldırttı bizi. Kanalda 2 part halinde video var. Ve yolumdan açıkçası memnundum. Dediğim gibi sadece Kaptan Marvel ve Hyperion. Ve o kadar da olacak artık, eşya gidecek. Sonuçta istediğiniz ideal kadroyla giremiyorsunuz. Mutant takımıyla giriyorsunuz ve hepsi maksimum seviyede değil ama güzel seviyeler. Yani kadrom iyiydi. Özellikle kullandığım karakterler 2 tane R3, bir tane R2 idi arkadaşlar. Güzeldi kadro. Aklıma gelenler bunlar. Yaşadıklarım bunlar. Başka da bir şey şimdilik aklıma gelmiyor. Sizin kafanıza takılan bir şey varsa sorun arkadaşlar. Onunla da yine bu görevle ilgili cevaplarız. Veyahut da siz de oynadıysanız veya oynayanları gördüyseniz isim vermeden şu yol daha faydalı, şu kadro daha iyi diye diğer arkadaşlara not olarak da düşebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.